Evet değerli arkadaşlar kanalımızda biliyorsunuz YouTube katıl aktif yani kanalımızın katıl bölümüyle üye olup aramıza dahil olabilirsiniz. Aylık sadece 25 TL olan üyelik ücretiyle birlikte üye ailesine dahil olabilirsiniz. Yani aylık sadece 25 TL. Biliyorsunuz asgari ücret net olarak en düşük 8500 TL'ye çekilmiş iken bir maaşta 340 kişiye siz de dahil üyelik hediye edebilirsiniz. Yani maaşınızın 340'ta birine bile tekabül etmeyecek bir ücretle aramıza dahil olabilirsiniz. Peki hocam üye olduğum zaman nasıl bir avantajı var? Yani fark ne? Abonelikten farkı ne? Ben videoları izliyorum izlemesini ama işte amasın. Arkadaşlar üyeler duyumları anında alır. Gerek topluluk kısmında gönderi olarak gerek video olarak gerekse de sıcağı sıcağına canlı yayın bilgileriyle alır. Yılın 4 mevsimi 12 ay 7 gün 24 saat ne zaman gelirse 3.30'da çok gece 3.30'da çok duyum verdiğim oldu. Bir buçukta çok duyum verdiğim oldu. Öğle 12'de çok duyum verdiğim oldu. Öyle şifreli falan değil. Direkt olarak duyumları alırlar. Peki hocam duyumlara kefil misin? Yüzde kaçına kefilsin? Size kaçına kefilsem daha fazlasına kefilim. Ama üye arkadaşlara kalırsa yaptığımız ankete göre üyelere verdiğimiz duyumların %97'si doğru gerçekleşiyor. Peki hocam biz sonuçta abone olarak aynı duyumlar almıyoruz mu? Hani bazen bakıyoruz kapak resimleri farklı. Hani şu geldi, bu geldi içeriye giriyoruz. Ee, ama bu bunu söyledi, bu şunu söyledi. Orada da böyle mi? Hayır. Orada yine videolardaki gibi. Bu bunu söyledi, getirdi. Ama gelmeyecek, gelecek. Şu oldu, bu oldu, şu geliyor, bu gidiyor. Şu oldu, şu gelişmeler var. Bu gelişmeler var gibi şeyler. Abone arkadaşlar videolardaki izlenme sayısını, beğeni sayısını, reklam izleme, reklam tıklama gibi etmenlere bağlı olarak bir sonraki videoda da duyumlara ulaşabiliyorlar, duyumlar alabiliyorlar. 5 gün sonra da alabiliyorlar. Kimse videolara ilgi göstermedi. Bende niye uğraşayım o zaman diyorum. Zaten yani demek ki çok ilgi yok diyorum. Abonelikte üyeliğin arasındaki en büyük fark bu. Ayrıca forma çekilişleri, soru cevap canlı yayınları, soru cevap postları ya da sadece soru postları üyelere özel soru postu. Hadi arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları yazın, gönderin gibi onlar sorularını yazar, ben de cevabı veririm. Bu şekilde bir sistemimiz var. Aynı zamanda üyelik ücretleriyle e, topluluk e, ya da Üyelere ait yayınlarda belirtiyoruz bunu. Dekontlu belgeli bir şekilde toplum yararına bazı güzel icraatlarımız, faaliyetlerimiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Bunlara da ulaşabiliyorlar. Hocam ben bakıyorum üyelere özel çok fazla video yok. Üye olasım gelmiyor. Arkadaşlar üyelere özel video çekecek inanın gerek yok. Vakit bulmaya da gerek yok. Vakit harcamaya da gerek yok. Topluluk kısmına duyum gelir gelmez tüm çıplaklığıyla yazıyorum. Yani şu geliyor bu gidiyor. Bitti. Bitti. Ya da arkadaşlar şu olacak bu olacak. Bitti. Çok net bir şekilde. Hatta onlar da sorular yazıyorlar altına. Hocam şöyle mi böyle mi diye. Onlara da gereken cevabı veriyoruz. Hocam yani biz buradan ne anlamalıyız? Üye olursak daha mı değerli oluyoruz? Ya da üye olmazsak daha mı değersiz oluyoruz? Hayır. Bu kanalın her bir ferti değerlidir. Ama ben size hani ee, şöyle düşünün bir lokantaya gittiniz bir restorana gittiniz yemekleri çok güzel ömrünüzde yediğiniz en güzel yemekler orada mesela e, bir çorbacıya gittiniz hayatınız boyunca hep o çorbadan içtiniz ama hayatınızda gördüğünüz en iyi çorba orada diğer çorbalardan da küçük bir meblağ daha fazla arkadaşlarınıza demez misiniz ya arkadaşlar ben ömrümde şu kadar çorba içtim ama buradaki lezzeti hiçbir yerde bulamadım fiyatı biraz fazla ama değer demez misiniz dersiniz ha işte. Ben de size diyorum ki aylık 25 TL verip üye olmaya değer. Açıklayacaklarım, açıklamalarım bu kadar. Yine de üyeliğe dair birçok soru işareti kafasında olan arkadaşlar var. Hocam transfer döneminde mi üye olmalıyım? Başka zaman mı üye olmalıyım? Arkadaşlar transfer döneminde bir ay, 2 ay takılır, çıkarım diyen birçok kişi bu durumda. Aklınıza şu soru gelecek. Hocam asgari ücret zamlandı. Sen de yani e, üyelik ücretine bir zam getirdi. Biliyorsunuz üyelik ücreti 10 TL idi. 25 TL'ye çektik en düşük ücretim. Senin zam yapmayacağını ne malum arkadaşlar 2024 Ocak ayına kadar merak etmeyin. Fiyatlarımız sabit, üyelik sabit. Bazı arkadaşlar tepki gösterdiğini söylüyorlar. Hayır. Onların tepkisine biliyor musunuz arkadaşlar? Kuruş etmeyecek bir ücretle üye olup bekledikleri hizmet. Buna yani arkadaşlar ben de bir insanım. Ben de e, yaşantısı olan, günlük hayatta hayatını idam ettirmeye çalışan, yani çoluğuna çocuğuna bakmakla yükümlü olan bir insanım. WhatsApp üyeliği. Hocam WhatsApp üyeliği nedir? E, ne değildir? Tavsiye eder misin, etmez misin? Arkadaşlar WhatsApp üyeliği açık söyleyeyim. Normal üyeliğe ne duyum veriyorsam WhatsApp üyeliğine de aynı veriyorum nadiren ya da transfer dönemlerinde hani toplam bir yılda toplasam belki 50 defa Whatsapp'a verip normal üyeliğe vermediğim duyum olmuştur. Toplamda 50 defa. Tabi bunlar Fenerbahçe menfaatleri gereği olur. Bu 50'den de 25'ini eninde sonunda vermişimdir. Belki 25 tanesi Whatsapp'a özel kalmıştır. Onun dışında 7 gün 24 saat Whatsapp'ta sohbet grubumuz var. Duyuru grubumuz var. İki farklı grubumuz var. Duyurudan gelen duyumu sıcağı sıcağına aktarırım. Sohbet grubundan ise akıllarına ne gelirse, hangi saatte gelirse yazarlar. Cevabını alırlar. Aynı zamanda da müthiş bir ortamımız var. Ama dediğim gibi 25 TL'lik üyelik hayli hayli yeter. Üyeliğe dair başka sorusu olan var mı diye düşünüyorum. Çeşitli emojiler var. Çeşitli semboller var. Üye olduğunuz zaman adınızın yanında gözüken semboller var. Bakınız kanalın yoğunlaştığı, canlı yayınların yoğunlaştığı, şiddetlendiği dönemler olur. Mesela bazı canlı yayınlara 1400 kişi, 1500 kişi belki 2000 kişi, belki 10.000 kişi katılır. Yani aboneler tık 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 yorum yazarken üyelerin yorumu farklı bir emoji ile gözüktüğü için daha çok dikkat çekebilir. Canlı yayınlarda e, üyelere özel sohbet modunu açma durumumuz var. Bilginiz olsun. Hatta e, belki zamanla şu kadar beğeniye kadar sadece üyelere yorum da diyebiliriz. Bu da videolara gelen beğeni sayısını ve izlenme sayısını arttırabilir. Aynı zamanda üyelere özel yorum filtresi var. Mesela biz üyelere özel yorum, yorum filtrelerini de açıp her an her dakika bakabiliyoruz. Üyelerin herhangi bir sıkıntısı, serzenişi ya da farklı sorusu var mı gibisinden. Ya da üyelere özel açtığımız postlar haftalık oluyor. Bazen iki günde bir, üç günde bir de oluyor. Onlara da cevap veriyoruz. Üyeliğe dair kafanızdaki bütün soru işaretlerinin burada çözüleceğini düşünüyorum. Peki hocam son sorum şu. Diyelim ki 1000 üyen oldu, 2000 üyen oldu. Abonelere video çekmeyi kesecek misin? Hayır. Asla abonelere video çekmeyi kesmeyeceğim. Ama eğer 1000 üyem olursa üyelere özel günlük bir adet mutlaka 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 video çekeceğimin garantisini veriyorum arkadaşlar. Eğer 1000 üye olursa ama zannetmiyorum 1000 üye olmasını. Ücret konusunda da çok merak ediyorlar. Hocam 25 TL yatırıyoruz hepsi sana mı geliyor? Ah keşke. Hepsi bana gelse zaten 25 TL yapmam arkadaşlar. 12 TL 14 TL falan yaparım. Bunun %18'i direkt KDV vergisi olarak kesiliyor. ABD'den kesilen türü var ama o çok mühim değil. %18'den sonra da diyor ki en fazla %70'i yani %50'sine falan tekabül eden ücrete geri ödeme yapıyorlar. Matematiğiniz kuvvetlensin aklınıza şeytanlık gelmesin diye anlatıyorum bunu. Genel ücretlerinde ne şekilde harcandığını görseniz bu soruyu sorduğuna utanırsınız zaten. Ama benim aktaracaklarım bu kadar. Üye olmak isteyen arkadaşlar aşağıdan katıl butonuyla üye olabilirsiniz. Abone olmak isteyen arkadaşlar bakınız şu an itibariyle ben bu videoyu çekerken 27.400 abonemiz var. Belki de siz bu videoyu izlediğinizde ya da kanalla tanıştığınızda çok daha farklı bir sayıda olacak bu kanal desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Unutmayın arkadaşlar, ne kadar videoları beğendiniz, izlediniz, destek oldunuz, üyelerle o kadar aynı şartlara sahip olursunuz. Sadece adınızın yanında emoji olmaz. Yayınlarda falan emoji kullanamazsınız ya da yorumlarda kullanamazsınız. Fark bu kalır. Ama ne kadar uzak kaldınız ya da desteğe azalttınız, o kadar üyelerin avantajları yükselmeye başlar. Bu zamanlarda da mutlaka ve mutlaka üye olmanızı tavsiye ederim. En çok üyelere dair aldığım güzel yorumsa şu. Bir aylığına girer çıkarım dedim. Transfer döneminde bakar çıkarım dedim. Nasıl oldu ben de anlamıyorum. iki yıldır üyeyim gibi yorumlarla çok şahit oluyorum. Çok tanık oluyorum. Gerisini de size bırakıyorum. Görüşmek üzere.